29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Kabine toplantısından çıkan kararı böyle açıkladı Cumhurbaşkanı. Türkiye Perşembe akşamı tam kapanmaya geçiyor. Tedbirler arttırıldı. Şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecektir. 17 gün sürecek kapanmada şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Herkes dilediği yere seyahat edemeyecek. Karar İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce duyurulmuştu aslında. 29 Nisan'da tam kapanmayla birlikte süreç aynen devam edecek. 29 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatte izin belgesi zorunlu olacak. İzine mecbur izin tabi tutulacak. HES kodu sorulacak. O da var. Evet. Her şey tam. Her şey tamam da çok sıkıyorlar insanları. Bu kadar sıkmayalım insanları. Yolcu kapasitesi düşürüldü. Elbette bu da fiyatlara yansıyacak. %50 otobüs taşımacılığında örneğin 40 kişilik aracımız 20 kişi alacak. Perşembe gününe kadar aynı normal seviyede devam edecek. Perşembe günü 7 itibariyle yarı yarıya kapasiteye düşecek araçlarımız. Ne kadardı, ne kadara çıkıyor? Örneğin İstanbul 90 liraydı. Biz 35 liraya taşıyacağız. Yasak öncesi otogarlarda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk normal günlere bakarsak bugün biraz yoğunluk var. Yasak dolayısıyla vatandaşlarımızın kalırız gidemeyiz korkusu dolayısıyla bir nebze de izine, idari izine ayrılan vatandaşlarımız dolayısıyla ufak bir yoğunluk yaşıyoruz şu anda. Çok yoğun. Bugün, yarın, ya perşembeye kadar doluluk oranımız %70'lere varacak. Seyahat yasakları başlıyor, haberiniz var mı? İşte onun için biz hemen İstanbul'a dönmek istedik. Dün İstanbul'dan buraya geldik. Bugün de buradan İstanbul'a gidiyoruz. Yasak başlamadan da geri dönelim dedi. Yasaklamayı dönmeden dönmemiz lazım. Yasak gelirse biz orada adamın başından bir şey olacağız, yük olacağız. Tam kapanmanın başlayacağı Perşembe akşamından sonra zorunlu olarak seyahate çıkacakların seyahat belgesinin yanı sıra biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS'lerini veya onaylı e-postalarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Seyahat belgesi Alo 199 ve devlet üzerinden alınabilecek. Özel izin belgesi alan vatandaşlar uçak, otobüs ve özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.